Semih'ciğim, sağlık konusunda hastane açıldı, hizmet vermeye başladı artık. Ayrıca bir de tıp fakültesi binası mevzu var. Nasıl değerlendiriyorsunuz efendim sağlık durumu? Şimdi tabii Karabük sağlıkta gerçekten önemli gelişmeler oluyor. Maalesef Karabük'te geçmiş yerel seçimlerde bir hastane olayı yerel seçimlerin gündem maddesi olmuş. Hastane buraya yapılacak, buraya yapılacak, burası olsun, burası olmasın gibi gerçekten seçimleri de etkileyen bir propaganda malzemesi olmuş. İnşallah bu dönemde böylesi çok propaganda malzemesi olmaz. Artık tartışma bitti. Nokta kondu. Evet, Karabük'te tıp fakültesi var. Karabük'te eğitim araştırma hastanesi var. Ve şu anda faaliyete geçti. Artık hastane burada mı olacaktı, burada olmayacaktı tartışmaları da bitti. Hastane küçük mü olacak, büyük mü olacak, efendim eğitim hastanesi olacak mı, olacak mı, o tartışma da bitti. Şu anda Karabük çok şükür 400 yataklı akıllı hastane tabir edilen bölgenin en modern bir hastanesine kavuştu. Tıp fakültesiyle birlikte. Şimdi bize bundan sonraki süreçte hastane yeni yeni donatımlar alınmak sureti sanıyorum önümüzdeki günlerde ameliyathane kısımları da devreye sokulacak. Çünkü ufak tefek bazı cihazlar gerekiyordu. Onların testi gerekiyordu. Onlar da bitti. Önümüzdeki günlerde ameliyathanede yani şu anda 1000'in üzerinde hasta şu anda hastanede kabul edilmeye başladı. Yataklı kısımda devreye girdi. Şimdi bundan sonraki aşamada artık tıp fakültesi eğitiminin ve şu anda 40'a yakın öğretim üyesinin olduğu ama bunların hastane tam kapasiteyle ve de aynı zamanda tıp fakültesi devreye girmediğinden dolayı bu hocalarımızın önemli bir kısmı şu anda başka yerlerde görevlendirilmiş durumda. Peyderpey branşlar açıldıkça onlar da gelecekler. Şimdi sorunumuz tıp fakültesinin hastane ile kombige olarak eğitimi. Artı bizde bakanlık 150 ek yatak daha imkanını tanıdı. Şimdi doluşta tıp fakültesi eğitimiyle hastanenin genellikle hep kombine, iç içe, yan yana olması gerekiyor. Verimli olması açısından da böyle. Şu anda bunu konuşuyoruz, tartışıyoruz. Hakikaten en uygun, en verimli tıp fakültesiyle eğitim hastanesinin kombine nasıl edebiliriz de burada hem sağlıklı bir eğitim yapılsın hem de sağlıklı ve verimli bir eğitim hizmeti ve sağlık hizmeti verilsin. Bu konularda rektörümüzle istişareler yapıyoruz. Onun elinde de bazı üniversite yatırım imkanları var. Bizim elimizde de böyle 150 yataklı gibi böyle bir imkan var. Bunları nasıl kombine edebiliriz konusunu görüşüyoruz, tartışıyoruz, sohbet ediyoruz. Bir çıkış yolu ama eğitimi de aksatmasın, sağlık hizmetlerine de verimli bir şekilde beraber sürdürelim konusunu konuşuyoruz. Tabii bu arada geçmişte belediye binası olarak verilen ve üzerinde tıp fakültesi Karabük Tıp Fakültesi yazılmasına rağmen yaklaşık işte 4-5 yıla yakındır bir süreden beri tıp fakültesine verilip de hizmette sokulmayan bir bina da var. Bu bina ile ilgili de görüşmelerimiz oldu. Yani bu bina bir tıp fakültesi eğitimi için uygun mudur? Yani buralarda ne yapılabilir dediğimiz zaman biliyoruz ki orası bir belediye hizmeti için yapılmış bir bina. Dolayısıyla da bu binanın yeniden tıp fakültesine hizmet verebilmesi açısından 3-4 milyonun üzerinde bir yatırım gerektiğini, yani böyle bir yatırım yapılıp, yani hastaneyi de böyle bir revizyona ihtiyaç duyduğunu hocamızla görüştük. Rektör Hoca da böyle söyledi bana. Gerçekten bu kadar parayı bir binanın revizyosuna mı ayıralım? Gerçekten buna karşı bu kadar parayı harcayacağımıza biz yani temelinden itibaren tıp fakültesi eğitimini verecek bir bina mı yapalım? Mantığı içerisinde bir fikir tahtisinde bulunuyoruz. Yani 3-4 milyon liralık bir binayı revize edeceğimize 3-4 milyon liraya bir tıp fakültesinin hiç olmazsa ki bizde 150 yataklı bizim de bir hastane yatırımımız var. Bunları kombine edip de hepsini birlikte yapabiliriz konusunda henüz verilmiş bir karar yok ama sadece sesli olarak bunu düşünüyoruz. Bir başka Karabük'te biliyorsunuz diş hekimliği fakültesi kurduk. Bölgenin hiçbir yerinde olmayan yani civar üniversitelerde olmayan diş hekimliği fakültesini kurduk.
Şimdi aynı şekilde diş hekimliği fakültesi içinde SES'i düşünüyoruz. Biz yeni bir ağız ve diş sağlığı merkezi yapacağız. Veya hastanesi diyelim. Ağız ve diş sağlığı hastanesi yaparken yine diş hekimliğiyle bunu beraber kombine edebilir miyiz? Yani aynı alan içerisinde diş hekimliği fakültesi, ağız ve diş sağlığı hastanesini ikisini birlikte. Çünkü her yerde bunlar böyle. Onun için efendim bir yerde diş hekimliği fakültesi, bir yerde ağız ve diş sağlığı merkezi, efendim hocalar oraya taşınsın, hastalar oraya taşınsın. Bu fizibil değil, bu mantıklı da değil, doğru da değil. Bunun da bir muhasebesini yapıyoruz. Nereye yapalım ki ağırlık olarak şu anda devlet hastanesinin olduğu mevki bize hem ağız ve diş sağlığı açısından hem de şehrin ortasında olması bakımından biraz daha mantıklı ve doğru geliyor. Ama orayla ilgili için henüz bir karar vermedik ama biraz daha ağırlık o tarafta, yani ağız ve diş sağlığı merkeziyle diş hekimliği fakültesini hem devlet kaynaklı ağız ve diş sağlığını yeniden yapabilecek bizim kaynağımız, ödeneğimiz var. Bir miktarda fakültenin desteğiyle birlikte yani ikisini kombine etmek suretiyle ortak nasıl bir tesis kurabiliriz konusunda üniversitemize sesli sesli düşünüyoruz.